Peki oraya gelelim. Şimdi gözünü açtı, yani dünyaya geri bıraktılar sizi ve gözünüzü açtınız. İlk gözünüzü açtığınızda ne düşündünüz, ne hissettiniz, yerinizden nasıl kalktınız, etrafınızda bakındığınızda nasıl nereyi gördünüz? İlk kardeşinizi aramışsınız galiba gidip, hani telefon kulübesi nasıl buldunuz, nerede buldunuz? Hani bir de şok da var yani insanın geçirdiği. Geri geldiğim zaman çok çabuk aklım başıma geldi çünkü soğuk hava ve üzerinde yattığım çok sert bir yüzey vardı. Bir yolun kaldırımın üstündeydi, şehrin dışında, olayın olduğu yerin ötesinde ve yukarıdan bir ışık geldiğini gördüm ve nereden geliyor diye baktım. Ve tam ben kafamı kaldırdığımda yok oldu. Gümüş rengi bir boşluk oluştu ve sonra kayboldu. Senin yaşadığın bir rüya değil de işte realite biz seni aldık, bir mesaj da veriyor tabii. İşte orada yolun kenarında durmuş, son derece bacaklarım titrek bir şekilde oraya baktım ve tepenin aşağısında ışıkları gördüm. Kasabayı gördüm. Bu olayın olduğu yerin kenarındaki kasabaya doğru koştum ve yardım almaya çalıştım. Kapıları çaldım ve en sonunda aileme telefon ettim ve onlar da gelip beni aldılar. Peki onları gördüğünüzde ne hissettiniz ve ne istedi, yani ne yapmak istedi onları gördüğünde? Did you cry or something like that? I was screaming into the phone, and at first my brother-in-law did not recognize me. And he thought it was a joke, and he says, "I think you have the wrong number." And started hanging up. I screamed at him. I insisted it was me, and so he said, "Okay, I'll get your brother and come and get you." Ben gelip seni alacağım kardeşim dedi bana. Ve ondan sonra da zaten bütün hikayeyi anlatmaya başladı. İşte inananlar inandı, inanmayanlar inanmadı. Daha sonra yalan makinelerine girildi arkadaşlarla beraber. Tabii. Daha sonra doğru söylediği ortaya çıktı. Bu anlattığı film oldu, kitap haline geldi. Şimdi bu büyük, çok kanıt olduğu için hem şahitler, işte yalan makinelerinden defalarca geçme, bütün bunlar yapılan hipnozlar olayı çok doğruladığı için Amerika'nın ve dünyanın birçok önemli programlarına konuk oldu. Başta Larry King olmak üzere birçok şovda. Larry King bir ben değil mi? Larry King bir de King and I programı. Bundan sonra tabii ki Hollywood bu filmin başında da bu gerçek bir hikayedir der. Yani bu kadar çok kanıtlı özel bir olay olduğu için de bunu tabii filmini de hemen yaptılar. Ama birçok şey de demiş olabilirler. Yani şizofrenden tut, hani bir psikiyatrik yardım gördü mü döndükten sonra? I took a battery of psychiatric examinations, which showed that it was healthy psychology. And I had a great deal of difficulty dealing with the stress and people's reaction to it. Stresle baş etmekte zorluk çektim, insanların tepkileriyle baş etmekte. Ancak bende hiçbir acayip davranış ya da öyle bir şey olmadı. Bir daha götürmek istiyor musunuz? Oh, I wish it had never happened. Keşke hiç olmamış olsaydı. Ama bu sayesinde para da kazandınız canım, hiç olmasaydı. Yok hiç. Ne o filmlerden falan hiç para da kazanmadı. Şey İnanmıyorum, bunu nasıl paraya çeviremediniz? Well, I think it benefited the makers of the movie to a great deal. Bence filmin yapımcılarına epey bir fayda sağladı. Belki küçük aktörler de bundan para kazanmış olabilir ama ben para kazanmadım. What if you pay? Evet. Neyse. Sabah sana bir hediyesi var Travis'in. Güzel bir tişört imzalayacak. From the aliens. Thank you Travis. You're very kind. Teşekkürler Travis. Gösterelim bakalım. Far in the Sky. Bu Travis'in uzaya kaçırılmasının filmi. Gökteki ateş, evet. Bu filme Travis de çok hoş. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bu arada sizi yarın akşam saat 22.30'da Ertan Özyiğit'in programında evet, Kral ve Ben'de ATV Avrupa'da 2,5 saat boyunca çok detaylı konuyu masaya yatırdık. Evet, gerçekten onlar getirdi. Bize de izin verdikleri için hem Ertan Bey'e hem Murat Bey'e hepsine çok teşekkür ediyorum. Kimse yapmazdı bunu. Sizi seviyorum. Evet, gerçekten seni çok seviyorlar. Aynen. Murat Erker genel yayın yönetmeni eski bir CNN Türk ailesinden. Dolayısıyla seve seve yaptı. Ertan Özyiğit'e de buradan yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sana da teşekkürümüzü misafir ettiniz. Ben teşekkür ederim. Sen yani gerçekten... Söz verdik bizim yaptık. Söz verdik biliyorsun. Yaptık. Önemli olan o zaten. Önemli bizim için de çok önemliydi Travis'i. Hani evet, çok böyle iddiada bulunan birisini ilk defa Türkiye'de Türk televizyonlarında. That's my pen. Benim kalemim. Hayır. Travis, thank you very much. Thank you very much. See you again. Çok teşekkürler. Sizi tekrar görmeyi ümit ediyoruz. Siz istemez misiniz? Wouldn't you want to see her again? She would like to see you again. Well, it would be great to come back when I'm in Turkey again. Okay. Şahane olur Türkiye'ye gelirsen yine sizinle görüşmek. Öyle mi? You're probably gonna come back. Çok soru tabii ki yani herkes merak ediyor orada ne yedi, ne içti, tuvaleti geldi mi falan filan diye. Ona ne olursa bir açıklık getirelim çok soru var diye. Çünkü 5 gün boyunca yoktu evet ama bu bizim dünyadaki zaman dilimimizle 5 gün yoktu. Orada belki de bu 5 saniye sürdü, 10 saniye sürdü, 10 dakikaya saniye değildi. Öyle bir şey onun için öyle bir çok hissetmedi. Hepinize çok teşekkür ederim. Thank you, see you again. Teşekkürler. Kısa bir reklam arasından sonra Pascal Numa ile beraber olacağız. Bu akşam çok ilginciz. Hadi bakalım.